Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mete. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Futbol Manager 2021'de Beşiktaş kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son maçlar fena geçmemişti. Kötü bir Rangers maçımız vardı. Yani kötü dediğim şanssız diyebileceğimiz bir maçtı. Bildiğiniz gibi bayağı şöyle üstüne oynadığımız. Ama maalesef sonradan açıldığımız bir maçtı. Son maça gelince de Lille için artan bir performansı vardı. Bildiğiniz gibi düşüşteydi. Gördüğünüz gibi özellikleri de öyle. Son maçta performansı 1 gol 2 asistti. 3 golde de katkısı olması güzeldi. Bu arada bu bölüme çok güzel bir sürprizle başlamak istiyorum. Ama başlamadan önce, onu göstermeden önce Altay maçını oynayacağız. Bugünkü ilk 11'imiz bu şekilde. Kanat oyuncusu olarak kullanacağım Enkudu'yu. Aboubakar'ı da pivot santrofor diye kullanacağım. Gökhan Töre kanat forvet oynasın. Bakalım takımımızda biraz şöyle bir uyum var. Bu arada 8 tane yediğimiz var. Bir tane yediğimiz eksik. Yer yani oyuncu yok bildiğiniz gibi. Berat Özdemir'i alt takıma attım. Şimdi oraya bir oyuncu lazım. Bakalım oraya kim gelecek. Birazdan bir transfer yapacağım. Bildiğiniz gibi devre arası transfer dönemi daha çok var. Hatta transfer dönemi yok şu an, kapalı. Ama biz bir tane transfer yapacağız. Serbest bir oyuncu. Serbest pazarına bakıyordum. Bir bakayım dedim. Ve yani mükemmel bir şeyle karşılaştım. Şans mı desem yoksa nasıl diyeyim, bug gibi bir şey mi, onu anlamadım. Kulübünden serbest kalmış bir oyuncu, onu söyleyeyim. Ljajić vurdu. Dönen topla Mensah. 1-0 Altay karşısında güzel başladık. İnşallah böyle daha güzel oynarız. Asist Ljajić'e gidiyor diye biliyorum burada. Ljajić, o nasıl bir gol? Kendine geldi ya. Bir gol bir asistle başladı yine. Yeni transferimiz de yine orta saha bölgesinde oynayan bir isim ve bakalım bunları kesebilecek mi? Ljajić ve Mensah ikilisini kesebilecek mi? Ya tabii kesecektir de zamana ihtiyacı var diye düşünüyorum ve o da takıma gelmek için serbest kalma bedeli istiyordu ve koymak zorundaydım. Ama gerçekten kaliteli bir isim. Görünce şaşıracaksınızdır belki de. İlk defa başıma geliyor. İlk defa onu serbest piyasasında gördüm. Henüz 27 yaşında. Bu arada Aboubakar orada gol atabilirdik ama. İlk yarıda etkili oynadık. Fena bir futbolumuz yok. Güzel. Hele Adem Ley çok iyi oynuyor. Aboubakar biraz düşüşte ya. Enkudu yerine Hulözeki alacağım oyuna. Veya Enkudu oynasın şu an bir. Hulözeki bir 60-70 gibi değerlendiririz. Üçüncü sezonu takım çok daha iyi olacaktır. Oturan bir kadro olacaktır. Göreceğiz zaten bunu. Bu arada o da kaçmaz ya. Onu atsaydık iyiydi. Bu arada Altay'ın kalecisi de Burak Öğür. Ümraniye Spor'dan tanıyorum onu. Bayağı teknik kaleci. Türkiye'de iki tane teknik kaleci var diye biliyorum. Biri bu, biri de unuttum şu an ama Sangare çok güzel asist. Aboubakar bu maçı da boş geçmedi. Yardımcı forvette çok daha verimli oynuyor Aboubakar. Bunu anladım ben bu arada. Gnan Duvilliat. Güzel bir oyuncu o da. Yani bitiriş anlamında güzel bir oyuncu. Bayağı güçlü bir forvet. İki kere gelmişler. Biri kaleye buldu. O da gol oldu maalesef. Ya işte buna bir çözüm yok. 90 dakika tek gol oynasak yine 90 artı 1'de gelip atacaklar yani her türlü. Gökhan Töre çok iyi değildi bugün. Hasiç'i alacağız. Hulözeki Aboubakar da çok yorulmuş ya. Aboubakar'ı da çıkaralım. Güven'i bayağıdır oynatmıyoruz. Onun için orta sahada Mensah ikisi de iyi ama hatta kalsın, orta sahamızı değiştirmeyelim. Rıdvan biraz değiştirelim. Rıdvan'ın kondisyonu çok düşmesin. Önümüzdeki maç Rangers maçı. O maça da güzel bir kadroyla çıkmamız lazım. Bakalım dördüncü golü bulacağız mı? Güven Yalçın. Bu sezonun ilk golü.
Ya kötü bir başlangıç yaptı Güven ama o da yavaştan açılacaktır. Herkese şans vereceğim artık. Sangare maçta ikinci asistini yaptı. O da güzel bir şey. Bayağı verimli oynuyor bu sene. Geçen sene çok daha fazla gol atıyordu. Bu sene çok gol atamıyor çünkü rolü değiştiği için. Geçen sene merkez orta sahada bayağı verimliydi. Bu sene ama defansif oyun kurucu olarak oynatıyoruz. Evet, 4-1 güzel bir skor. Tek şutları gol oldu kaleyi bulan. Maçın adamı Ligaic olmuş. 2 maçtır güzel oynuyor. Bu maçta da bir gol, bir asist yaptı. Adem Ljajic 5 tane kilit pas atmış. Rozier 4 tane kilit pas atmış. Maşallah. Takım çok güzel. Gol anlamında sıkıntımız yok şu anda. Çok şükür. Genç oyuncumuz sakatlanmış. Rangers maçına doğru geçmeden önce şöyle bir transferi gösterelim. Değil mi? Şimdi belki merak ediyorsunuzdur. Evet, işte o an geliyor. Evet, Talisca Beşiktaş'ta. Gerçekten hile falan yapamadım. Zaten yapmadım daha doğrusu. Öyle diyeyim, yapamadım derken. Yani Talisca'nın serbest kalması çok enteresan. Şöyle göstereyim. Kulübü serbest bırakmış. Bu kadar iyi performans gösteren bir adam nasıl serbest kalıyor onu ben bilmiyorum. Guangzhou serbest bırakmış. Ben de serbestlere bakıyordum. Gözüme Brezilyalı bir topçu çarptı. Tabii biz arkada kullanacağız onu ama tabii pozisyon antrenmanı falan yaptıracağız. Bu arada maaşı ucuz geldi. Şöyle diyeyim. Serbest kalma koymak zorundaydık. Yoksa gelmiyordu. Değeri 15,5'tan açıldı bu arada. Bayağı iyi. Şimdi aldığı maaşı görüyorsunuz yukarıda. Şöyle göstereyim. 2,7 milyon euro. Yüksek bir bedel değil. Farkındayım. Çok uygun bir bedele getirdik. Ama şöyle bir sıkıntı var. Serbest kalma bedeli var 38 milyon. Ya bunu daha yükseğe çıkaramadım. 45-50 milyon koymaya çalıştım. Gelmiyordu. Mutsuz oluyordu. Anca böyle getirebildim. Bayağı bir imza parası verdim bu arada. Serbest oyuncu bu kadar imza parası aldığını bilmiyordum. Onun dışında öyle yani. Onun dışında bir şey diyeceğim yok yani. Şu yaratıcılık özelliklerini falan değiştirdiğinde çok iyi olacaktır. 17 şutu var zaten. Ben bunu forvetle oynatırım seneye. Yani bayağı iyi oyuncu oldu bizim için. Talisca yani numarasını da verelim ona şöyle. Beşiktaş'ta 94 numaralı formasıyla tahta bacaklı oynayacak bu sene. Bakalım umarım katkı verir bize. İlk maç oynatmayacağım galiba. Hatta oynatsak mı? Adem Ljajic var. Bugün oynatmayacağım onu ama serbest vuruşları falan ona verebiliriz belki. Bir bakalım. Penaltıyı kullanmıyor. Çok iyi kullanmıyor. Serbest vuruş. Serbest vuruşta LH'ten alır gibi. Şimdilik LH'e yani şimdilik LH'ten alacağım. Bu arada LH baya baya şey olmuş. Adamın gitmiş yani her şeyi. Talisca'ya vereceğim serbest vuruşları. Sonra Mensah'a vereceğim. Sonra Hasic'e. Neyse diğer maça yine şöyle başlayacağız. Bu sefer yardımcı başlayacağım. Kanat forvet çıkacağım. Enkudu yerine Hulözek'le başlayacağız. Yedeğe forvetimiz yok. Bu yüzden Arezzo'yu Enkudu yerine alacağız. Bu maç Enkudu kadrolu olmasın. Kondisyonlarımız bayağı düşük ama 2 gün varmış gerçi. 1-2 gün daha ilerleyelim. Ayın oyuncusu Enkudu seçildi. Adamı kadroya almıyoruz ya. Çok saçma değil mi? Bence de çok saçma. Enkudu'yu hiç çıkarmayalım bence biz. Kimi çıkaralım biliyor musunuz? Stoper yediğimiz Necip. Necip sağ bek de oynayabiliyor ama Dorukhan'da kalsın. Talisca'yı ilk maçtan almayacağım ya. İlk maçtan almayacağım Talisca'yı. Güzel, iyi bir oyuncu ama bu maç oynatmak istemiyorum nedense Talisca'yı. Bu maç bir çıkalım aynı 11'imizle. Kondisyonlarımız yine düşük. Aslında Talisca oynatmak mantıklı çünkü Ljajic ölmüş abi 89. Aynen. Ljajic ama şöyle bir şey var pozisyonu daha yok yani. Şu an yok ya böyle başlayalım biz. Hiç riske atmayalım önemli bir maç bizim için. A grubundayız bildiğiniz gibi. İlk maçta üstün oynamışlardı. İlk yarıyı ikinci yarı açılmıştık. Bakalım bugün neler olacak göreceğiz hepsini. Evimizdeyiz bugün biraz daha rahatız. Öyle bir pas atılmaz bu arada. Bakalım bugün mutlak 3 puan lazım. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak çok güzel. Abubakar.
Abubakar. Vincent Abubakar. 10. golü. Güzel, güzel. 10. golü. İnşallah daha fazla golle buluşacak Abubakar. Biz önceki maçta Rangers'a karşı komple forvet kullanarak böyle üstüne oynamıştık. Abubakar, aa o kaçan mı be? Abubakar'ın şutu şöyle bir 17-18 olsaydı çok daha iyi olurdu ama buna da şükür 16 gayet iyidir. Rozier'in ortasında Abubakar 2-0 yaptı. Rozier'den de asist gelmesi güzel. Beni mutlu ediyor. Beklerimizden katkı alıyoruz. Güzel oluyor. Takım yorgun. Keşke Talisca'yı 7'ye alsa mıydım diye düşünüyorum da hiç gerek yok aslında. Gökhan Töre'yi çıkartıp Hasic'i oyunu alacağız. Şimdilik Abubakar kalsın. Dakika 70 gibi komple forvete Hulusevski çekeceğim. Kanada'da Enkudu'yu alırım diye düşünüyorum. Dakika 70 gibi. Bu arada Rangers'ın taktiği çok iyi bu arada cidden. Ben çok beğendim yani şöyle bir dizilişle bu kadar üstüne oynamak. 3 tane gezgin oyun kurucu oynatıyorlar. Çok enteresan. Çok enteresan gerçekten. Jack'in profili güzel. Hacı zaten mükemmel. Kiralık oyuncu Amat da gayet iyi yani. Bedavaya gelmiş resmen. Maaşı yok adamın. Maaşı yok deyince aklıma Yeni Malatya'dan Nidia Şimiye geliyor. Asgari ücrete falan oynuyormuş diye haberler vardı ama gerçek değildir diye düşünüyorum. Hasic geçemedi. İyi bir yer. Oo, Mensah. Uzun zamandır serbest vuruş kullanmıyor. Mensah. Steal. Kötü bir orta. Kontra atak. Yanis Hacı affetmez. Babasının oğlu Yanis Hacı. Abubakar ölmüş. Hulusevski çekelim. Oraya Enkudu'yu alacağım. Son değişiklik hakkımı da şöyle kullanacağım. Dorukhan'ı alacağım orta sahaya. Defansif oyun kurucu oynasak merkez orta saha kullanalım Dorukhan'ı. Bir de Enkudu'yu kanat oyuncusu olarak oynatacağız. Bir şey daha unuttuk. Onu da durduracağım şimdi yine. Bu arada video devam ediyor mu? Tamam. Güzel. Bir an dedim video devam etmiyor galiba. Şöyle Hulusevski komple forvet yapalım mı? Fırsatçı mı yapsak komple mi yapsak? Şöyle bir bakayım. Komple oynar. Komple oynar. Bir gol bulursak rahatlayacağız ya. Şu an çok baskı olacak. Gol yememiz kötü oldu. Kontradan yedik bir de. Şöyle 80'de bir gol bulsak çok güzel olur. Hadi be. Yani iyi böyle bitmesi de işimize geliyor da biz bir rahat alalım kendimizi şöyle. Hulusevski fırsatçı yapalım. Enkudu'yu kanat yapalım. Şöyle baktığımda gezgin oyun kurucu yapabiliriz. Beklerimiz ölmüş bu arada. Rozier'i şöyle moderne çekelim. Rıdvan'ı da şöyle moderne çekelim. Biraz daha defansif oynayalım. Riske atmaya gerek yok. Sangare. Hasic. Ah be Hasic'im. Güzel vuramadı. Şu Tavarni şey değil mi ya? Bayağı gol atan isim değil mi o? Oo gol atıyorduk bu arada. Dur Tavarni'ye. Profil bence çok kötü ya. Gerçekten bu adam daha iyilerini hak ediyor. Çünkü 17 gol attı mı o Enkudu gol. Çok güzel oldu. Adam 17 gol atmış sezonu var yani. Sağ beksin sen. Bu sezon da öyle bir sayıya yaklaştı. 10 sayıyı geçti diyebiliyorum. 12-13 golü var. Sağ beklere. Adam sağ bek gibi oynamıyor zaten. İzledim ben. Galatasaray'a karşı da bayağı etkiliydi. Livakovic güzel kurtardı. Ruf karşı karşıya dışarı vurdu. Güzel. 3-1. Güzel skor. Temiz skor bizim için. Hocam şunlara son dakika bir kırmızı kart göstersen çok güzel olurdu ama neyse. 3-1 çok güzel bir skor. Maçın adamı Abubakar tabii ki. Gökhan Töre düşüşte. Gökhan Töre düşüşte. O gözümden kaçmadı. Abubakar'ın çok güzel bir maçıydı.
2 gol atması güzeldi. Toplamda 15 maç 11 gol 2 asisti var. Fena değil. Rozier de asist yaptı bugün. 5. asisti bu sezon. Geçen seneyi yarıladı şimdiden. Neyse Rize maçına doğru geçelim. Evet, Rize Spor maç gününe geldik. Bugün bu taktikte çıkacağım. Biraz değişik değil mi? Gördüğünüz gibi bayağı değişik hem de. Talisca'yı gizli forvet oynatacağım bir. Bakacağım bir böyle 30 dakika 40 dakika. Ondan sonra geriye doğru çekeceğim tekrardan oyun kurucuya. Bugün LH yedeklerde başlayacak. Sonradan Talisca yerine veya Emenisah yerine oyunu alırız diye düşünüyorum. Bakalım. Bugün forvet Arezzo'yla çıktım bu arada. Abubakar'ı dinlendireceğim. Dinlendirmek derken kondisyonu var ama ben yine dinlendirmek isterim onu yani. Bayağıdır oynatıyoruz onu da. Lüzik, Talisca, Arezzo, Hasic vurdu. Gökhan Akkan. Ha bu arada Gökhan Töre de yedeklerde onu söyleyeyim. Artık yedeklere Gökhan Töre ile başlayacağız. İlk 11 olarak Hasic ile devam edeceğiz. Mükemmel. Mükemmel bir haber. Arezzo'nun sakatlığı. Gayet güzel. Ne diyebilirim yani? Gerçekten ne diyebilirim? Adamı ayrı bir oynatalım dedim ilk 11. Onda da sakatlandı ya. Rozier. Ah be Rozier. Korneri Rozier mi kullanıyor cidden? İnşallah gol atacağız. Ah be Abubakar. Neyse neyse biz şuna bir geri dönelim. Ne oldu oğlum, herkesin yeri gitti lan. Yo, şu şurada, şu şurada. Evet doğru. Of, çok güzel, çok güzel. Emir Dilaver güzel bir kariyere sahip bir isim. Profili bence fena değil. Eğer Anadolu kulüplerinde düşünüyorsanız pasör güzel olabilir bence. Dinamo Zagreb'de oynuyordu galiba en son. Öyle hatırlıyorum ben. Yeni geldi o da. Kendi kalesine attı, güzel. İşimize geliyor tabii ki. Talisca iyi değildi. Cidden iyi değildi. Şimdi ne yapabiliriz biliyor musunuz? LH alabiliriz ya. Talisca'nın zaman ihtiyacı var. Pozisyon antrenmanı falan yaptıracağım. Kanatları alıştıracağım. Forvet'i alıştıracağım. Orta sahaya alıştıracağım. Her yerde oynatmak istiyorum cidden onu. Ama gerçekte gizli forvet oynuyordu Beşiktaş'ta. Defansa gelmeyen bir oyuncuydu. Yani gizli forvet tarzı. Ben de öyle tarzı oynatmak istiyorum ama bakalım. 10 numara tarzını oynatacağız. Aklım hala Arezzo'da. Yani sakatlığı kötü oldu ya. Abubakar yerde kaldı. Güzel bir yer de yani. Mensa atamıyor ya. Atamıyor. Gökhan'ın zaten refleksleri de çok iyi. Konuşamadım bir an. Of 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 of. Adem Ljajić. Geldi geldi. Geri geldi. Bebeleri pistten alalım. Hulözek. Ah be Hasic. Hasic o ne be? Bu çocuğun tecrübe ihtiyacı var ya cidden. Tecrübelendiği zaman bunu kimse tutamaz o kanatta. Oyunu bir durduralım. Abubakar oynasın. Zaten sonradan girdi. Hulusevic çok iyi değildi. Onu çıkarabiliriz. Onun dışında savunmaya baktığımda Rozier yerine şöyle bir Dorukhan yapabiliriz. Sonra orta sahaya Mensah yerine şöyle bir. Hatta bir saniye. Neco oynar mısın lan? Gel lan Neco. Ha, tabii ki oyun kurucu olarak oynamayacak. Savaşçı. Bir saniye, bir saniye. Şöyle yapabiliriz bak. Şöyle yapabiliriz. Dost değil de Dok oynasın, tamam. Necip'i orta sahada bir oynatalım. Savaşçı orta sahada iyi oynuyor Necip ya.
Orada, bu arada Leic'in golü de çok iyiydi ya. Bu bölümün yıldızı yine Leic diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Aboubakar da diyebiliriz. Güzel bir bölümdü yine. Çok uzun yapmayacağım bölümleri. Çünkü daha çok video yüklemem gerekiyor. Daha çok yüklemek için de az video çekiyorum. Bu arada Arezzo bir ay yok. Geçmiş olsun. Şöyle bir baktım. Rozier hala asist yapıyor. Aslanım 6 asist olmuş. Bu sene golü yok ama. Asist yapan yok. Ha, doğru, diğer kalesini atmıştı. Haliye hiç kendini asist yapmıştı. Doğru. 3 gol 5 asiste çıkmış ligde, gördüğünüz gibi Liye hiç. Takımın en çok asist yapan oyuncuları arasında. Tabii ki Sangare çok daha iyi asist anlamında. 15 günlük bir milli takım arası var. O aradan sonra yeni bölüme geçeceğiz. Yani o bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz kariyer videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olursanız sevinirim. Yakında kariyerlerimiz gelecek. Galatasaray kariyeri başlamayı düşünüyorum şu anlık. Onun dışında Rebuild videolarımız gelecek, tamam. Ancak şöyle bir şey var. Rebuild videoları benim çok zamanımı alıyor. Bu yüzden biraz anlayışlı olmanızı düşünüyorum. Anlayışlı karşılamanızı düşünüyorum. Çünkü 6-7 saatimi alıyor. Mesela Fenerbahçe Rebuild 8 saatimi almıştı. Onu diyeyim sadece. Neyse, çok konuştum. Görüşmek üzere. Bay bay.